vakıf katılımın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar başlıyor. Bir üstatta bir isale okusan, herhangi bir küçük kitabı, sen kendi başına ciltler cansı köpe dokumandan çok daha kıymetli. Zaten üstada varmanın amacı o. Sadece bilgi ve meslek elde edilmiyor, aynı zamanda şahsiyet elde ediliyor. Savaş abicim, merhaba. Merhabalar. Yeleğinizden genç siviller rahatsız abi. <laughs> evet haki renk. Ee, çok güzel bir aslında ben bunu bir subay arkadaş hediye etmişti yıllarca evvel. Şimdi tabii seyircilerimizi de gösterin bakın kavuşmuyor. Milletin yakası iki yakası bir araya gelmiyor. Benim de hiç <laughs> yeleğin iki yakası bir araya gelmiyor. Yani ben çok severim bunu ama hiç giymek nasip olmadı. Bugün giyeyim dedim. Eyvallah. ne güzel olmuş yakışmış ağüle güle güle giyin. Şimdi kültür sanattan bahsettik geçen programda. Evet. Takip edenler biliyor. Arada bir cümle söylediniz. İnsicim bozulmasın diye girmek istemedim. Oradan devam edelim istiyorum. Tekke ve zaviyelerin kapatılması biz diyoruz ki tasavvufu merdiven altına itti. Ama tek neticesi görünen o ki bu olmamış. Kültür ve sanat perspektifinden baktığımızda ne yaptı bize tekke ve zaviyelerin kapatılması? Ya da tekke ve zaviyeler kültür ve sanat adamı manasına birilerini yetiştiriyor muydu eskiden? Evet yani bunun hemen en son mesela örneğini söyleyeyim. Turgut Cansever'in meşhur mimar, gerçekten tam bir tevhid ehli ve her zaman tavsiye ben ediyorum. Çok, seversin onu abi. çok çok severim. Çünkü mesleğini tevhid bilinci üzerine yapan çok nadir insanlardan birisi. Bunu da böyle sloganla falan hiç ifade etmez yani böyle ayet okuyayım hadis okuyayım. Öyle bir şey yok işinde görüyorsun onu çok ciddi ve analizlerinde özellikle mülakatlarını okusunlar gençler çok faydalanırlar gerçekten tam bir uyanık bir insan Sezaya bir rahmetli gibi o rahmeti de öyle kendisi neyzen de abi Turgut Bey ve dedesi meşhur Turabi Baba Kadiri şeyhi yanılmıyorsam Kasımpaşa'da hemen yolun kenarında türbesi vardır işte al sana örneğini yani bir tasavvuf ehli aileden geliyor ama Paris'e de gidiyor. Mimarlık eğitimini Cumhuriyet'in işte ilk döneminde alıyor. 50'li yıllarda mimarlığa başlıyor. Bir yandan Musiki Meşkeni Halil Dikmen ile yapıyor. Halil Dikmen kim? Bakın o da Güzel Sanatlar Okulu müdürüydü. Tek parti döneminde. Fransa'da, Paris'te resim eğitimi almış bir adam. Ama üstadı kim? Üstadı Mevlevi Arifi Emin Dede Hazretleri. Dönüp geliyor, ona insap ediyor. Çünkü Musiki de bir insap yoludur. İnsanlar onu çok bilmiyorlar. Eskiden tasavvufun haricinde e, bir alan bulmanız mümkün değil. Tasavvufun değmediği toplumda bir katman bulmanız mümkün değil. Ya Bektaşi olur, ya Alevi olur, ya Sünni Hiç fark etmez. Aslında hepsi tasavvufidir. Yani e, Osmanlı toplumda öyle bir fert bulamaz. Mesela bizim dedelere gidin. Bizim dedelerimiz, ninelerimiz. Üç nesil, dört nesil evveline gidin. Derviş olmayanı bulmanız çok zor. Veya bir dergaha e, muhip olmayanı, yani onun en azından sever, gider, gelir, zikirlerini e, seyreder, katılır. Mutlaka. Çünkü insan hayatında böyle robot gibi değil de insan gibi yaşamanın kıymetini biliyorlar. Öyle olmaları gerektiğini biliyorlar. Onun da okulu orası. Her şeyin bir mektebi var. Gönül mektebi de dergah. Şimdi onların bozulduğu anlar, kapatıldığı anlara bile baktığınızda bu gibi insanların kıymetlerinin aslında o gönül yönlerinden gelmekte olduğunu, mesleklerine yansıdıklarını görüyorsun. Hasan Ali Yücel bile, yani Hasan Ali Yücel biliyorsun tek parti döneminin çok meşhur bir adamı. O bile Mevlevi'dir. Mesela bu adam dünya klasiklerini tercüme ettirmiş, şark klasikleri diye klasikler. Mevlana Hazretleri'nin eserlerini bastırmak için çok gayret göstermiş bir adam. Her ne kadar kemalist bir adam olsa da bir yanı mutlaka bir yerden bir vasıf çıkıyor. Onu demek istiyorum. Şimdi Bizim şu anda gençlerin de işte hani A, Osmanlı'dan en son dönemde kimler vardı diye araştırsalar onların da büyük çoğunluğunun ya tasavvuf ehli ya da ailesi kendisi bir dergaha muhabbet besleyen insanlar olduğunu görecekler. Yahya Kemal o da bir Bektaşi dergahına gider gelirdi. Ahmet Avni Konuk zaten kendisi Arif'tir, Mevlevi Arif'idir. Hani Tahirül Mevlevi adı üzerinde yani aklıma gelmiyor şu anda. Musiki de özellikle. Tabi musiki zaten Şimdi musiki'de şöyle bir şey var. Eskiden bu gibi şeyler okulda okunmuyor. Hep üstattan talebeye, üstattan çırağa aktarılıyor. Aynen bir kunduracı ustasının çırağına aktardığı gibi. Edep de aynı, hürmet de aynı. Sadece bilgi ve meslek elde edilmiyor. Aynı zamanda şahsiyet elde ediliyor. Zaten üstada varmanın amacı o. Yoksa ben onu kitaplardan da karıştırırım, bakarım. Hatta öyle tipler de şu anda toplumda çok. Yani niye? Kitap çok. Bulabiliyorlar. internetten tak diye önüne geliyor. Eski zamanda adamların hayatlarında bulamayacakları kitapları sen şu anda ooo kaç tane tercümesini bulursun, okursun. Arapça ise Arapçadan, İngilizce ise İngilizceden. Ama eskilerin çok güzel bir sözü var. Rusuh yok. Yani rusuh demek işine yarayan ile yaramayanı ayırt etme kabiliyet. Hak olan ile batıl olanı ayırt etme kabiliyeti. Ona rusuh denir. Rusuhumuz yok yani. Çünkü künhümüz yok. Yani usulümüz yok. Biz bir üstadla onu okumuyoruz. Bir üstadla bir risale okusan herhangi bir küçük kitabı sen kendi başına ciltler cansiklopet okumandan çok daha kıymetli. Bugün notayı öğrenirsin, kendi kendine de öğrenirsin. Ben kendi kendime öğrendim notayı. Öğrenirsin, çok basit. Fakat Önüne bir sürü notalar konsa, onları sen kendi kendine okusan bile bir üstadın bir eseri okumasına denk değildir. Dolayısıyla insan yine merkezde. Bakın yine aynı noktaya geldik. İnsana kıymet veriliyor. İnsan da kıymetleniyor. Ve insan insana aslında sanat üzerinden, meslek üzerinden insanlığı da öğretiyor. Mesela kuşak kuşanma töreni. Şimdi bu bize bir kabuk olarak, gelenek olarak devam ediyor. Ahilik. Ahilik değil de ahilik. Kardeşlik manasında. Şimdi mesela bu ahilik nedir? Bir tarikattır. Genelde kırsal yörelerdedir, zaviyeleri vardır. Bir meslek erbabı mutlaka bu tarikata insap ediyor. Aynen Osmanlı ordusunda Yeniçerilerin mutlaka Bektaşi tarikatına insap ettiği gibi. Dolayısıyla yola girdiğinde, meslek yoluna girdiğinde aynı zamanda gönül yoluna da girmiş oluyoruz. Çünkü bunların ikisi beraberdir, ayrı alanlar değil. Hani gönül yolunda olsa ne güzel olurdu, bak mesleğini güzel yap. öyle bir şey yok gönül yolu kriter zaten. Yani bu adam adam mı önce? Ya sonra işini adam gibi mi yapıyor? Mesela o. Efendim bu adam mı? Adam. Eseri de adam gibi okuyor mu? Besteyi de adam gibi yapmış mı? Şiiri de adam gibi yazmış mı? Mesele bu. Bizde şimdi o tersine döndü. Hatta ikinci kriter hiç yok. Yani abi adam şair. Çok güzel şair. E Evet devamı? Devamı yok. Büyük şair. E, adamlık ne alakası var abi? Sanatla adamlığın ne alakası? O estetik alanı senin konuştuğun etik alanı. Bunlar alakası yok ki. Gibi oluyor. Şimdi Osmanlı'da mesela gene hemen aklıma İsmail Dede Efendi Hazretleri geliyor. Benim meşk ettiğim silsile İsmail Dede Efendi Hazretleri'ne kadar gidiyor. Ondan da evveli var tabii. Uncuzade Seyit Mehmet Efendi Hazretleri, onun üstadı vesaire öyle gider. Şimdi bu meşk silsilesi aynı şekilde mesela kunduracının ustalık silsilesinde de vardır. Aktarlan şey nedir? Aktarlan şey hem bir bilgidir, müzik bilgisi veya kunduracılık ama aynı zamanda ondan daha fazla şahsiyettir, edeptir. O edeple ilgili aklıma şey geldi. Şimdi İsmail Dede Efendi Hazretleri aynı şerifleri çok beslenmiş bir insandır. Mevleviydi zaten kendisi. Bu adam bir türlü abi saraydan kaçamadı. Hep kaçmaya teşebbüs ediyor, yakalayıp geri getiriyorlar. Çünkü çok yekta bir adam yani gerçekten müzikte çok büyük bir üstad. Ve kıymetten kıymet sahibi anlar. Şimdi ikinci Mahmut büyük bir bestekar. O Dede Efendi Hazretlerini biliyor. Üçüncü Selim çok büyük bir bestekar. Çok büyük bir sanatçı Allah rahmet etsin. Mesela o, o da anlıyor tabii. Aa derviş İsmail acayip. Getirin bunu saraya. Hayda Enderun'a hoca. E, hoca işte padişahla beraber fasıl yapıyorlar arada bir falan filan. E şimdi ama Dede Efendi Hazretleri sevmiyor. Yani sarayı sevmiyor. O derviş olmak istiyor. O dergahta olmak istiyor. Ve aynı şerifleri de beslemiş. 9 tane aynı şerifi var. Hepsi de bir günden kıymetli. Bir gün ikinci Mahmud Mevlevi hani ziyarete gidiyor. İsmail Dede Efendi Hazretleri de orada. Bir mukabele-i şeriften sonra dedeye dönüyor diyor ki ya dedem diyor senin diyor şu ferah feza makamın sen hani onu bulmuşsun diyor. Ondan bir ayin şerif beslesen ne güzel olur ya bu makam çok güzel bir makam diyor. Yakışır yani diyor. Şimdi dede efendi de ne yapsın garibanın lan? Sultan konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> daha havle diyecek ama yüzüne karşı diyemez. Ee, bakarız sultanım inşallah maşallah falan filan diye geçiştiriyor. E Daha sonra tabii ki o makamdan bir ayin şerif besleniyor. Şu anda İsmail dede efendi hazretlerinin en meşhur ayin-i şerifi e, bu ayin-i şeriftir. Ferah Fezâ ayin şerifi. Gerçekten harikulade bir ayin-i şeriftir. Çok aşık hani Yıllar yıllar sonra dede efendi hazretlerine sormuşlar bu bize e, şifahi olarak ulaşan bilgidir dede Demişler ki efendim hangi ayin-i şerifi çok seversiniz hani kendi bestelediğiniz? Dermiş ki vallahi en çoğunu değil de hiç sevmediğimi söyleyeyim. Ferah feza ayin-i şerif. Aa ne, o çok güzel. Herkes onu çok sever. Hep icra ediliyor her tarafta. demiş ki yok. Ben diğer ayin-i şerifleri Hazreti Pir Mevlana Efendimizin himmetiyle besteledim. Bunu ise Sultan Emri ile besteledim. Bunu hiç sevmem. Şimdi bu öyle bir edep ki güç, bilgi, güç, hüner, güç, sanat ne derseniz deyin. Burada her zaman güç ikincildir. Önemli olan şey insani vasıflardır. Çünkü güç ve güç erkiyle ilişkilerde onlar ne kadar iyi niyetli olursa olsun, ne kadar onlar da gerçekten kendisi de sanatkar ikinci mam. Yani onlar bilirler sanatkara nasıl yaklaşılması gerektiğini. Öğretiliyor çünkü onlara küçüklükten biri. Fakat her halükarda işte alimlerin, sanatkarların çok böyle devlet ehliyle düşüp kalkmaması gerekir açıkçası. İkinci bir şey daha var. Sanat aslında bir insanın maişeti olması da çok iyi bir şey değil bence. Profesyonel bir alan olması. Neden? Bir süre sonra samimiyetinizi muhafaza etmeniz çok zorlaşır. Yani o adamlar hep bir imtihan içinde. Mesela ben memurken musiki meşkettim. E çok seviyordum zaten çocukluğumdan beri. Mesela benim müzikle olan iştigalim benim için kederdir. Yani ben ondan geçimimi sağlamadığım için. istediğim eseri okurum, istediğim eseri okumam, istediğim yere giderim, istediğim konseri kabul ederim, etmem. Muhayyerim. Muhayyer ihtiyar. Hayır kelimesinden gelir. Hayrı talep edebilme, hayrı belirleyebilme kudretine denir. İhtiyar öyle şey değil. <laughs> İki büklüm olan illa o manada değildir. Muhayyer de o yani neyin hayır olup olmadığını, neyin gücünün yetmediğini bile bilebilmek. Ee, ama mesela profesyonel sanatçılarda öyle bir taraf oluyor. Ben çok müzisyen arkadaşım var. Şimdi o gariban adam bir konsere çağırıyorlar. Adam orada çalacak veya söyleyecek. Abi nefret ettiğin şeyleri çalarsın söylersin. O gün hiç müzik yapasın yok. E tabii adamın ölüsü oluyor, dirisi oluyor. Başına bir şey gelmiş oluyor, büyük bir sıkıntısı oluyor o gün. Yani en neşeli şarkıyı hop 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 falan filan bir de böyle hikayeler var. Dolayısıyla o adam gerçekten acınası bir hal. Ve sanatın da bir izzeti var. Çünkü Allahu Teala'nın kaynağı olduğu şeydir sanat. Güzelliğin kaynağı Allah'tır. Allah o nimeti veriyor. İster hüsnü istimali, evet, istersen su istimali. İyiye kullan, kötüye kullan. Kulluk imtihanı o zaten. Yani müziğin kendisinde bir şey yok ki. Müziğin nereye kullandığında bir sorun olur veya güzellik olur. Her şey gibi. Akılda ne sorun var? E, hak yoluna sevk edersen hakkın eseri olur. E, şer yoluna nefsin eseri olur. Zarar verir. Dolayısıyla sanat ehlinin biraz muhayyer olması, o imkanları tabii varsa, o yüzden eskiden, daha önceki programda da konuştuk, o yüzden devlet falan bunları genelde hoş tutarlar. Çünkü bunlar bal arısı gibidir. Yani tabiatta çok böcek var ama balı yapan bir tek bal arısı var. Yaban arısı da çakma bir bal yapar gibi oluyor. Onu yemeyin sakın. Yani, o bal mal değil. Ona benzer bir şey var. Yapılanması falan da biraz ona benziyor. Yani gidip kovanımsı falan hareketler yapıyorlar. O garibanların da geçimi öyle, rızıkları öyle. Ona bir şey demiyoruz. Allah'ın kulu sonuçta. Fakat e, bal arısı da bir cici yani Bütün milyarlarca böcek cinsi içinden Allah'ın övdüğü, şifa olarak bize buyurduğu balın işçisi bir tane. Hayvan, bir cins. E, sanatçılar da öyle. Sanatçılar da bir cinsler. Yani e, her insandan sanatçı olmaz. Çok az sanatçı vardır her toplumda. E o zaman ona kıymet vermek lazım. Çünkü herkes gönüllü güzelliği dağıtmaz. Bu insanlar kendilerini kurban etmişler. Allah'ın onlara emanet ettiği güzelliği kendilerine aşağıya çekiyorlar. Güzelliği Rabbimin nimetini insanlara veriyorlar. Bu kurban olmaktır. Bu insan aslında kendini feda etmesidir. Ama bu edeple yetişenler böyle bakar, bizim de yan üstadlarımız böyle derler. O yüzden efendim bize bir eser lütfeder misiniz? Aa bize şu şarkıyı okur musunuz? Bunlar biraz edep dışı karşılanmış, e, talep edilir. Fakat o adam gönlüne danışır. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Yani geçen de söylediler, Ada pazarına gitmiştim. İşte hocam bir eser falan. Dedim bari peçeteye yazıp göndersin. Alevli meyve yanında yavrum. Yani o eser değil de bize bir şey okur musunuz? Çünkü o adamın gönlünde ne olduğunu bilmiyorsun. Samimiyet bütün güzelliğin en temiz kanalıdır. Temiz bir kovan mı arıyorsun? Çakma olmayan bal, gerçek bal, şifa olan balı mı arıyorsun? O zaman samimi olan insanların kovanlarına bakacaksın. Oradaki uğuldamadan anlarsın bir şey olduğunu. E şimdi dedim ki ama dedim hani e, şu anda ben kendimi kontrol ediyorum bunu da anlatayım size dedim aslında nasıl olması gerektiğini. Şimdi düşünüyorum ben dedim ben şu anda eser okursam nefsanim olacak kendi kendime soruyorum çünkü olabilir bakın benim sesim ne güzel lan bilmediğiniz şeyi biliyorum bak ha siz sıfırsınız ya yani. nesiniz siz ya karşımda bak ben okuyorum mu olur yoksa Rabbimizin verdiği bir nimeti bu insanlara ikram etmek midir? Para dağıtamayacağıma göre, dolar dağıtamayacağıma göre <laughs> bunlara bir şey ikram edeyim. Ne var bende? İçimde böyle bir şey var. Ha, kendimi yokladım. Dedim o zaman şöyle yapalım dedim. Ben nefsimin araya girmeyeceğini düşündüğüm bir tek eser vardır. Genelde talep olunca kıramayacağım insanlardan haşa ben bir şey olduğum için değil dedim. Yanlış anlamayın. Yani böyle bir düşünme tarzımız var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa benim okumamda ne olacak dedim yani. Ben yani öyle bir insan değiliz. Öyle bir kabiliyetimiz yok yani. Zekai Dede Hazretleri'nin uşak bir bestesi var. Ben ben değilim. Ben dediğim sensin hep. Ruhum dediğim, ten dediğim sensin hep. Manendi kudüm sine küpan oldum tenna tenena ten dediğim sensin hep. Şimdi bu Mustafa Nakşi Dede Hazretleri'nin bir rubaisidir. O Gelibolu Mevlevihanesi şeyhiydi. Önce Nakşi'ydi sonra Mevlevi'yle insap etmiş Mısır'da. Büyük bir Arif'tir. Onun rubaisini yine Arif olan Zekai Dede Hazretleri bir asır sonra bestelemiş. Onu okudum. Çünkü dedim bu benim genetiğimdir. Yani bu eser benim genetiğim. O yüzden buna hani riyada karışsa, karışmasa da bana ne? Yani ben buyum. Savaş nasıl birisi? İşte kel mesela bir eksiği var. E tamam işte öyle bir adam. Bu tarafı böyle, o tarafı öyle, gözü böyle yan yana kayık falan filan. Dolayısıyla kabul edin dedim, okudum. Şimdi burada dikkat ediyoruz. Musiki de kulluğun içinde olan bir şey. Sanki kul cool değil misin gibi o işe bakamazsın. Kameramanlara bakamazsın. Kulğa şey... Paydos bir ha, müzik icra edelim. Yok. Öyle bir şey yok. Yani ha insanlara mesela arkadaşlarımızın mesleği bu. Bundan kendi geçimlerini sağlıyorlar. Çok büyük bir sanat. Ben mesela deminden beri soruyorum. Bu ne, bu ne, markası ne? E onlar her şeyi biliyor. Yani ne kadar büyük bir ilim aslında. Bambaşka bir alan. Çok devasa bir alan yani. E şimdi mesela o arkadaşlarımızın bu mesleğe icra etmeleri sevselerdi, de, sevmeselerdi. De. O gün keyfinde olsa da, olmasa da mecbur. E biz de öyle çok çalışıyoruz. Bizim de yaptığımız başka işler öyle. Fakat eğer bir güzelliği ikram edeceksen orada samimi olman lazım ve nefsini araya karıştırmamak lazım. Hatta bizim e, silsilede bir hakkı dedemiz var. Bu Neyzen Emin Dede Hazretlerinin de arkadaşlarından. Postanede çalışırmış abi. Postanenin en üst katında herhalde Ahmet Hanı Bey Hazretleri. Büyük Sirkeci'deki büyük postane. Onun üst katında, çatı katında bir yer vermişler herhalde. Orada yatıp kalkıyor. Bekar. Mevleviler aslında eskiden genelde belli bir yaşa kadar bekar kalırlardı. Ondan sonra e, ölmeden önce evlenmeye çalışırlar. Hem sünneti yerine getirelim. Hem eğer memurlarsa maaşımız bir garibe yarasın diye genelde de dul hanımlarla evlenirler. Ahmet Ali Konuk Hazretleri de böyle evlendi. Şimdi o zat da bekar. Orada yatıp kalkıyor. Çok büyük bir neyse. Bazen dostları gelinmiş. Çatı katında oturuyorlar bunlar. Şimdi bugünkü bir devlet dairesi düşünsene. Çatı katından ney sesleri geliyor. Gazel okunuyor. Eserler okunuyor. Ne oluyor lan burada? Böyle devlet mi olur? Burayı işte sirk çadırına çevirdiniz diye. Geldiğimiz nokta. Neyse. Osmanlı'da böyle bir şey yok. Osmanlı'da bir devlet tarihinin yanından geçerken birisini şiir okurken işitirsin. Birisi hat orada hat meşki yaptırıyordur. Çünkü orada da çıraklık sanatlarla beraber yapılan bir şey. Birisi müzik eseri geçiyordur. Neyse Hakkı Dede'ye bir gün gelmişler demişler ki dedem demişler bize bir neyi taksim eder misin? Önce gözlerini yummuş. Dedem diye bağırıyor. Niye? Rabıta kuruyor. Üstadına. Sonra bir tek nota üflüyor. Neva perdesi var, Uzun uzun neva perdesi üflüyor. Bırakıyor. Ve orada bulunanlar tek bir nota üflemiş adam. Eee, mesela. Neydi? Adamlar demişler ki arkadaş biz hayatımıza böyle bir ses duymadık. 3 saat müzik dinlesek ancak bu kadar doyardık. Bu adamın bir tane perdesi bizi doyurdu. Mevlana Hazretleri diyor ki Neyin perdesi içimizdeki perdeleri yırttı? Şimdi kişi Allahu Teala'nın nispetini nerede görürse orada vardır. Nispet temiz şeylerde olur. Kirli şeylerde de ibret olur. Yazık o insan bak düşmüş. Allah onu da kaldırsın, beni de kaldırsın. Kötülük gördün hep böyle düşünmek lazım. Kınamak olmaz. Kim de görürsen gör. Kafir gördün. Rabbim ona hidayet vermemiş, bana vermiş. Elhamdülillah. Ya Rabbi ona da ver. Böyle olurmuş. Bu hep karşılıklıdır. Mümin vericidir. Verir. Ama biz maalesef bunlardan biraz koptuk. Dolayısıyla o sanatın da özü her şeyde olduğu gibi edep. Efendim büyük besteci. Bana ne? Bir sürü müzisyen var. Adam mı? Allah'a göre güzel mi? Şimdi bu konuda çok soru sorarlar. Bunu da hemen söyleyeyim. Efendim bu müzik aram değil mi ya falan buna değindik mi bilmiyorum. Valla İmam Gazali Hazretleri'nin ihyasında e, musiki bahsi var. Açın, oradan okuyun. Uzun bir bahis. İmam Gazali Hazretleri'nin nihai bir cümlesi var son sayfada. Bunu daha önce bahsettik mi? ya? Yok Sarlı. bahsetmedik abi. Bunları ee, da toparlayabiliriz. Onları da toparlayalım. Hatta bir tarihte Mehmet Görmez de benim eski vahbabımdır. Ee, Ankara'da bir yerde böyle bir musiki meclisindeydik. O zaman henüz e, vazifesi yoktu. Orada Mehmet Bey şöyle bir şey söyledi. ilginç bunu bilmiyordum. Dedi ki, İhya'nın Arapça nüshalarıyla Türkçe nüshaları arasında bir cümle eksik dedi. Bir cümleyi diyor, müzik bahsindeki orijinalindeki bir cümleyi Türkçe tercümelere koymamışlar. O cümle nedir dedi. Arapçasını okudu, Türkçesini tercüme etti. Ezberindeymiş. O cümlede şu abi. Eğer bir insan baharda çiçeklerin, dalların çiçeklenmesinden ve bir udun çıkardığı tellerin sesinden gönlü neşe bulmuyor ise, ferahlamıyorsa otursun bahtsızlığına ağlasın. Nihai şey bu İmam Gazali Hazretleri. Şimdi dolayısıyla bana böyle soranlara diyorum ki yavrucuğum ben fakih değilim. Ben bilmem. Ama bir fakih var adı İmam Gazali. Duydun mu? Hem de bayağı bir fakih yani. Evet duydum hocam. E tamam onun fetvasıyla ben hareket ediyorum. Nedir hocam fetvası? E yazıyor git bak İhya'da. Türkçe tercümeleri bizim e, uyanıklar almamışlar. Ha, ne kadar ilginç yani. Zaten hep şunu söylüyorum. Mesela 3. Selim, Neyzen, Tamburi, Şair, Hattat, Vahidettin, Kanun çalardı. Abdülhamit Batı müziği dinlerdi. Keman e, hatta teşebbüs etmiş öğrenmeyi falan. E şimdi abi hani bu Osmanlıcı, efendim ecdatçı olan arkadaşlar o döneme gitselerdi bunları kapıya koymazdı. Bu nasıl bir adam? Odun değil. Odun bunlardı. Müzik haram öbürü bilmem ne. Adamın üzerinde hiçbir güzellik eseri yok. Bu ne ya? Lan böyle Müslüman mı olur? Döverler adamı. Şimdi onlar bu devire gelse, bunlar halifeleri bıçaklarlar. Yani Osmanlılar <laughs> nasıl böyle bir şeyle iştigal ediyorlar diye. Yani burada endaze biraz kaçmış. O yüzden güzellik bahsinde de, sanat bahsinde de şunu unutmayalım. İnsanın olmazsa olmazı güzel olmaktır. Kendimizi de öyle güzelleştirmeye çalışalım güzellerle beraber olalım ki güzel olalım. Güzellik de öğrenilen bir şeydir. Böyle havadan gelmiyor. Hayatında güzellerle oturup kalkarsan, onları seversen, onların kitaplarıyla, hatıralarıyla haşır neşir olursan, sözleriyle, eserleriyle, dinleyerek, bakarak, görerek, hatta hat, şudur, budur, fark etmez. Vallahi sen de güzel olursun. Çünkü bu güzellik saridir, bulaşıcıdır. Herkes güzel olmak ister. Kötü fiillerimizi bile güzelleştiririz. Yani oğlum sen niye çaldın? Baba ben çalmadım aldım. Onu bile güzelleştirmeye çalışırız. Dolayısıyla Allahu Teala kendi güzelliğini inşallah hepimize bahşetsin. Bahşediyor da bizi alıcılardan eylesin. Nefsimizi engel olmaktan alıkoysun inşallah. Güzellerle beraber kılsın. Hem bu dünyada hem mahşer günü inşallah. Hem haşır olalım hem neşir olalım. Allah'la haşır neşir olalım ki dünyada. Haşir de neşir de Allah ile olalım. İnşallah. Ne güzel oldu. Evet. Eyvallah. Allah razı olsun. Vakıf evet. Katılım'ın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar sona erdi.